Herkese arkadaşlar yeniden bir Brawl Stars bölümüyle daha karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber gameplay'den uzak bir bölüm çekeceğiz abi. Enes'in bizler için hazırlayıp sunduğu ilginç bir videoya bakacağız. Brawl Stars'ta oyundan kaldırılan 15 şeyi hep birlikte bakacağız ve aslında hatırlıyor muyuz, hatırlamıyor muyuz bunu test edeceğiz. O 15 şeyden hatırladıklarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Aynı zamanda Enes'in de bir YouTube kanalı var. Onun da linkini açıklama arkasına bırakacağımı söyleyeyim. Videoda like atıp abone olduktan sonra hemen videoya geçebiliriz. Evet, oyundan kaldırılan ve muhtemelen unuttuğunuz 15 şey videosuna hoş geldiniz demiş Enes. Hemen sesi de açtım. Savaş topunda eskiden topu atmak mermi harcıyordu demiş. Topu atmak mermi harcıyordu eskiden. Bakalım. Mortingenstreisek burada mermi harcatıyordu. Mermi harcamadı lan sanki, bakayım. Aa, mermi harcatmıyor. Yanlış yazmış oraya, mermi harcatmıyor galiba top atmak. Aa, şu an harcatıyor oğlum. Şu an harcatıyor. Eskiden harcatmıyordu. Okey, yanlış yazmış. Harcatmıyor mu demiş lan orada, bir dakika. Topu eskiden topu atmak mermi harcıyordu. Çok yanlış bir şey yazmış. Ben anlamadım ama şu an bir dakika abi, mermi harcıyor mu Mortis? Yok abi, harcamadı. Bak, topu attığınızda bakın arkadaşlar, mermi harcamıyor. Tamam, yanlış yazmış. Eskiden savaştım. Şu an, çünkü dedim hani şu an mermi harcatıyor. Ama eskiden topu atmak mermi harcatmıyordu arkadaşlar. Bence güzel. Bunu hatırlayanlar var mı bilmiyorum ama bayağı bir eskiydi. Mortis'i de gördüğünüz hatırlayanlar yorum arkasına yazabilir. Ben hatırlıyor muyum diye düşündüm de yani. Hiç hatırladığımı düşünmüyorum. Ben de oyunun ilk zamanından beri oynayan birisi olarak. Allah Allah dedim yani. Savaş topunda suya top atıldığında top... Bir dakika dur, okuyamadım. A few moments later. Ama ben tabi savaş topunu pek oynamadığım için o yüzden de olabilir yani. Belki görmüşümdür ama hatırlayamıyor da olabilirim. Sizler ne hatırladığınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz bunu hatırlayan varsa. Savaş topunda suya top atıldığında top suda kalıyordu, yavaş yavaş ilerliyordu. Bu arada şu kısımlar hızlı geçmiş Enes, o yüzden durdurup okuyacağım. Çünkü okuyamıyorum, hızlı geçiyor yani, anladın mı? Yazı uzun ama hızlı geçiyor dedim, hızlı geçmiyormuş. Allah Allah, ilginç. Neyse. Top abi eskiden savaş topunda sulak bölgelerde kalıyormuş gördüğünüz gibi. Ve sporcu bul var, bu yakın bir tarih, yakın bir gelecek. Neyse, eskiden takım kodu oluşturur, yerine kodu klanla paylaş diye bir buton vardı. Bunu ben hatırlıyorum abi. Bunu ben hatırlıyorum. Yok lan, hatırlamıyorum. Çok eski. Bu oyunun dikey olduğu zamanlar. Oyunun dikeyken ben oynamıyordum ki. Allah Allah, ilginç. Neyse, eskiden 300 kupanın üzerinde karakterlerinin isminin yerinde soru işareti yazıyordu. Şimdi ise sadece boşluk var. Tamam, bunu hatırlıyoruz. Bunu ben %100 hatırlıyorum, bunu siz de hatırlıyorsunuzdur abi. Soru işareti vardı, hatırlayacaksınız. Hatta bana eskiden çektiğim videolarda muhtemelen onları da hatırlayanlar vardır. Eskiden böyle ilk çektiğim zamanlarda videoları. Abi işte senin neden üstünde soru işareti var insanların üzerine? Hile misin, hack mi kullanıyorsun gibisinden şeyler vardı. Arkadaşlar, o 300 kupa üzerinde olduğum içindi. 300 kupa altında ise isim yazıyordu. 300 kupa üzerinde böyle soru işaretleri var. Bana sürekli mesaj geliyordu videoların altında. Eskiden joystick yerine... oyunda bastığın yere doğru karakteri hareket ettirme sistemi vardı. Oğlum Enes, biraz Türkçe çalış. Buna ben hiçbir bok anlamadım. Eskiden joystick yerine oyunda bastığın yere doğru karakteri hareket ettirme sistemi vardı. Hiçbir bok anlamadım. Neymiş bir bakayım ya. Enes, yapacağın Türkçeni kardeşim ya. A few moments later. Ben anlamadım hocam bu işte. Vallahi anlamadım. Ne abi bu? Eskiden haritaların internetsiz oynanabilen ödüller toplanılan kupa kasma veya düşmenin olmadığı alıştırma modu vardı. Ödüller toplanılabilen bir modu varmış. Yani ben Türkçesini çevireyim arkadaşlar. Enes neyce yazmış bilmiyorum ama ben Türkçesini çevireyim. Eskiden yani öyle. Eskiden savaş topunda kalenin arkasında doğuyordunuz. Ha, bunu hatırlıyorum. Okey okey. Bunu lan şu an hatırladım. Aga be, tüyler diken diken. Bunu hatırlayanlar mutlaka vardır abi ya. Şu an ben bunu hatırladım, biliyor musunuz? Eskiden abi savaş topunu kalenin arkasından doğuyorduk. Aga be. Lan gözünde canlanır koskoca mazi. Vallahi şunu hatırladım arkadaşlar şu an. Aga be. Hatta sonra düzeltmişler o zamanlardan demek ki. Eskiden kutulardan çıkan öğleri ikiye katlamak için reklam izleyebiliyordunuz. Allah Allah. Aga be, reklam izletiyorlarmış ödülleri ikiye katlamak için. Çok iyiymiş lan. Aga be. Bunu denk geldik mi hiç bilmiyorum ya. Hatırlayamadım. Zaten videonun konusu da hatırlayamadınız. Eskiden altın yoktu ve şu an bildiğimiz jeton katlayıcı altın görünümündeydi. Ve jetonlarınızı 1-2 gün gibi süreyle ikiye katlayabiliyordunuz. Anlayanlar yorumlara yazsın. Yani görselinden muhtemelen İngilizce olacak, ben anlayamayacağım yine. He. A few moments later.
eskiden yok edilen çalılar 45 saniye içerisinde geri büyüyordu. Şimdi ise hiçbir çalı geri büyümüyor. Evet, bunu hatırladım abi. Tamam, okey. Eskiden bunu hatırlayanlar mutlaka vardı. Bak ben hatırladım. Ben 3-4 şey hatırladım abi. Sizler de mutlaka hatırladıklarınızı yorum arkasına yazın bu videonun olayı. Eskiden çalıları patlattığınızda arkadaşlar çalılar geri geliyordu. Hatta çok eski videolarıma gidenler bilecektir. Çalılar tekrardan doğuyordu abi. Hatta en yakın tarihte, yakın bir tarihte onunla alakalı bir yorum da gelmişti eski videolarında. Ulan eskiden çalılar tekrar mı çıkıyordu, ne güzeldi ve gibisinden bir yorum gelmiş. Ne güzelmiş, keşke o zamanlar oynasın gibisinden bir yorum görmüştüm YouTube'daki videolar altında. Eskiden kutulardan çıkan çipler ile karakterleri satın alabiliyordunuz. Ha bu çip olayı. Tamam ben bunu hatırlıyorum abi. Bu çip olayını hatırlıyorum. Karakter satın almak için çipler. Tamam ben bunu hatırladım baba. Okey. Eskiden güç puanı yerine iksirlerle karakterleri yükseltebiliyordunuz. Tamam, bu iksir olayını da biliyorum. Eskiden iksirlerle yükseltiliyordu karakterler. Tamam doğru. Bunu hatırladım. Bu bayağı ama eski. Bayağı eski yani arkadaşlar. Ben eski Brawl Stars'ta oynadığım için hatırlıyorum. Bayağı eski. Eskiden marketten istediğiniz an alabileceğiniz sadece karakter çıkan sandıklar vardı. İstediğiniz an alabileceğiniz... Aa, marketten istediğiniz an. Ha tamam. Bu muhabbeti de biliyorum arkadaşlar ben. Yani mesela Rare alırsanız yani Ender karakterler bu kutudan kesin çıkıyordu. Süper Rare, Süper Ender karakterleri bu kutudan alıyordunuz. Epic karakterleri de bu kutudan çıkartıyordunuz. Yani şu an marketten satılıyor işte Epic karakter 170 taş diye. Yok lan Epic destansı 170 aynen. Yani o şekilde abi düşünün bunu da. Buradan da direkt kutuyu açıyordunuz. Ne çıkacağı belli değildi. Nasıl şu an belli olmaması için hani üzerinde böyle bir işte sadece adam şeyi var, böyle random hani ne çıkacağı belli değil. Yani o şekilde. Yani pek bir esprisi yok. Şu ankiyle aynı aslında yani olan olay. Onu anlatmak için durdurdum. Öyle söyleyeyim. Neyse geçelim. Güzel. Jhin'in ultisiyle arkadaşlarınıza 2000 can basan ikinci yıldız gücü değiştirildi. Jhin'in ultisiyle arkadaşlarına 2000 can basan... Oha. Arkadaşlarına 2000 can basan mı? Neyse Mr. P'nin ama tanıdık geldi yani. Mr. P'nin ultisinin canını 3000 can arttıran ikinci yıldız gücü değiştirildi. Mr. P'nin ultisinin canını 3000 can arttıran. Ha bu en yakın zamanda olmuştu zaten. Bu baya yakın zamanda olmuştu. Bu değişti. Okey bu değişti. Biliyorum. Siz hangisinin geri gelmesini isterdiniz demiş. Ve video buraya kadar mı? Okey. Güzel bir video. Evet abi bu da Full Star'dan aldım. Eski karakterler vs yeni karakterler. Eski hazır unuttuğumuz şeylere bakarken bir de eski karakterlerin görünümlerine bakmak istedim. Az önce Daryl'ı gördünüz. Şimdi Jhin'i görüyorsunuz arkadaşlar. Jhin'i eskiden nasılmış, yenisi nasılmış abi. Şuradan pek bir farkı olduğunu düşünmüyorum yani. Sanki birazcık daha canlanmış, onu görüyoruz ama Daryl'da büyük bir fark vardı. Üçüncü karakterimiz Pam arkadaşlar. Pam en son bir remodel yemişti bildiğiniz gibi ve baya değişen karakterlerden biri oldu abi Pam. Göründüğü üzere çantasıdır, hortumudur, her şeyi değişti. Hatta bir güzel kostüm de geldi kendilerine. 3 in 1 mi diyor bunu lan? Ha. Neyi değişti diyor? Ha, koyduğu taret de değişti. Aynen, eski taretini görüyorsunuz arkadaşlar şu an Pam'in. 2019'da tareti böyleydi. Bunu hatırlayacaklar bir sürü vardır. Daryl'ı belki ilk başta gösteren Daryl'ı hatırlayamayabilirsiniz ama Pam'i muhtemelen hatırlıyorsunuzdur hepiniz. Oyuna eğer yeni başlamadıysanız abi. Dördüncü karaktere bakalım. Hazır böyle bir şey çekiyorken hani bunu da göstermek istedim eski karakterleri. Eski Mortik'i görüyorsunuz arkadaşlar ve yeni Mortik sağda. Mortis eskiden böyleydi. Ama bayağı eskiye gitseniz aslında eskiden baya daha değişikti yani. Bayağı eski gitsek bayağı değişik. Poco'nun eski görünümü görüyoruz abi şu an. Yani bayağı kara kuru bir şeyken daha cafcafçı, cuşcuflu bir hal almış kendileri. 2019'da pinler bu kadarken abi yeni pinleri görüyorsunuz şu an. Bu birazcık daha iyi olmuş. Bakayım burada ne var. Eskiden gösterilen yer işte bu profilinizi değiştiğini gösteriyor. Eskiden bunları hatırlayanlar yazabilir. Bu arada eskiden bilet sistemi vardı. Şimdi bilet sistemi yok arkadaşlar. Buna da yetişenler illaki bayağı fazladır diye düşünüyorum. Burada neyi göstermiş abimiz onu göremedim ama tam anlayamadım daha doğrusu. Burada ne gösterilmiş abi? Burada Brawl Pass eskiden kutular vardı. Bunların da hatırlayanlar mutlaka olacaktır. Vallahi arkadaşlar video bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir abi. Ben videonun gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum. Bir eskiye yolculuk yaptık. Eskiden olan şeyleri şu an göremiyoruz. Eskiden olan şeylerden hatırladıklarınızı mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ve gerçekten eskiden şunlar kaldırılmasaydı gerçekten çok güzel olurdu. Veya şunlar olsaymış daha güzel olurmuş. Dediğiniz ne var? Bunda yorumlarınızı bekliyorum ama benim için tek şey abi. Yani belki para yatırıp birçok şeyi alabiliyorum. Brawl Pass'i alabiliyorum ama kesinlikle Brawl Pass'in değil de kutuların devam etmesini isterdim. Çünkü ücretsiz bir şekilde daha basit bir şekilde hesabımızı maxlayabiliyorduk. Brawl Pass şimdi sadece var. Ancak
Brawl Pass'te maxlayabiliyoruz. Eskiden sadece kutularla da hesap maxlanabiliyordu. Benim en çok özlediğim herhalde aralarında kutular olsa gerek. Sizlerin de en çok özlediğiniz ve hatırlayabildiğiniz varsa mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın abi. Ben Deniz efendim, bugünlük de videodan bu kadar. Sizleri seviyorum. Farklı videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Normal bir canlı sayfamı bu akşam. Bekliyorum sizleri. Hemen videonun açıklamalarında yorumlar kısmına linki var Normal Live sayfamın. Onun haricinde videoyu beğenip kanalda abone değilseniz abone olmayı unutmazsınız. Sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.